Arkadaşlar ilk defa Zeeman mikrofinans bir sahte ile avlanıyorum. Shed Fries modeli. Coconut Ice Glow rengi. Demin bir tane turna aldım aslında ama yine kayıtta sorun yaşadım. Yanlışlıkla timelapse moduna geçmiş. Yani ilk balığım olmayacak yakalarsam balık. Bakalım bu 45 milimetrelik balık türü sahte ile levrek ya da turna kandırabilecek miyiz? Shed Fries Coconut White Glow arkadaşlar. Çok zarif bir şekilde sahte merada dolaştırıyorum. Aldım. Levrek. Zarif avcılık istiyor balık şu anda. Hala çok o kış moduna girmemişler. Zeeman Shed Fries. Renkleri değiştireceğim. Birkaç tane daha tutayım bu renkli arkadaşlar. Microfinesse serisi Zeeman. Kopmaz plastik. Yeni geldiler. Bütün renkleri geldi serilerin. Bakalım bir daha kandırabilecek miyiz bir tane de aynı renkle. Shed Fries arkadaşlar. Çok güzel bir renk. Bu neymiş adı rengin? Smelt. Tam yavru balık sahtesi. Bak renge bak renge. O renk güzel. Görüyor musun? Gümüş balığı. Tam gümüş balığı gibi evet. Yavru balık. Evet. Bakar mısın? Gerçek gibi yapmış adam. Evet. Çok acayip. Bakalım. Levrek de öyle diyecek mi? Bak ince olduğu için misine. Görüyor musun? Bir evet. Gram şeyi ne kadar atıyor? Evet. Rüzgar da var arkada ama. Evet. Sen rüzgar olduğu duramazsın. Belki İstemezsin. Bilmiyorum. Zevk almazsın yani. Evet. Ama onun için ben hep bu rüzgarsız zamanda geliyorum ki keyifle avlanayım. Karşıdan buranın balığı karşıdan rüzgar vuracak. Evet. O zaman çok geliyor değil mi? Tabii. Çünkü neden biliyor musun? Dipte kum var ya. Burası kalkıyor ya. Oradaki yavru balıklar, kurtlar tam ona av işte. Tıkır tıkır aralarına gelip alıyorlar. Derdi o. Avlanmak yani hayvanın şeyi boğazı. Doğası öyle. Bak, önüme kadar geldi balık. Bak çekmiyorum ha. Atlaya atlaya yok. Hissediyorum. Tık 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 dokunuyor arkasından. Küçük belki. Bak şimdi kıyıya paralel. Burası derin ya. Bak şurada sütun var. Şurası derin. Balık o tam arada. İlla ilerlere atmaya gerek. Bazen burada oluyor balık. Turnayı botla yakalıyorum. Tamam. Motoru yasaklanınca. Sırtı yapıyorsun. Efendim? Sırt. Evet. Ne tarafta çıkıyor turna? Her yerde olabilir. Ha, biraz açıkta yani. Az. 50 metre, 100 metre işte. İlginç. 4,5 metre dalar. Bunların peşinde mi? Geldi mi? Geldi. 4,5 metre dalar. Balık orada ben sana söyleyeyim ama burada durmamız iyi çünkü ürkmez. Evet. Senin arkadaşlar yaşadı. Dersin ki Emrah kardeş destek çekti bana. İnşallah. Bana da gel. Oh. Seninki ufak ya. Yok yok aynıymış. İstiyor musun? Bırakayım mı? Fena değil bu iyiymiş. Ha? Ota takılınca biraz ilerledim arkadaşlar. Aynı yere. Bakalım burada mı balık hala. Otun üstüne de çöneklendim. Shed Fry. Tam yem balığı rengi. Smelt. Çok iyi renk arkadaşlar. Denizde de acayip çalışacaktı bu smelt. Stingers ve Shed Fry'da smelt rengini bir test edin. Bakalım şimdi balığın üstündeyiz. Aldım görüyor musunuz? Balık burada. Bu da iri. Whitebird de iyiymiş arkadaşlar. Hiç fena değil.
Yaşadın ha Merdan Usta. Yaşadın diyorum bugün. Evet, Merdan Usta'ya çalışıyoruz. Gel gel gel. Gel canım gel. Oh! Geliyor sana, geliyor. Tabi tabi. Bu da iyi ha. Maşallah. Allah ne güzel yaratmış. Kaç santim? 30. Bakın arkadaşlar, shad fry nasıl yutmuş görüyor musunuz? Tam aradığı yem balığı çünkü. Bakın. Sahteye bak. Bu sahte bitmeden alın arkadaşlar. Çok çok da gelmedi. Şu renge bakın Allah aşkına. Merdan Usta getiriyorum sana. Bugün arkadaşlar Hunter serisi. TT Fishing'in ekonomik ceket serisi arkadaşlar bu. 6 numaradan başlıyor. 6 numarada 1.4 gram, 1.7 gram seçtim ben. 4 numarada yine 1.4, 1.7 ve 2.3 gram. 3'er tane koydum. 2 numarada da yine 1.7 gram, 2.3 gram, 1.4 gram da var galiba. 3 seri. Yani 6, 4 ve 2 numarayla kullanabileceğim sahteler kullanacağım. Biraz shad fry modeli var arkadaşlar. Shad fries modeli Zimi'nin. Biraz ufak sahteleri 6 ve 4 numaralarla kullanacağım. Biraz silim sivim deneyeceğim. Çok rüzgarlı bir hava. Belki de avı yapamayacağım ama deneyeceğim. Şöyle 1.7 gramla başlayalım. Her zamanki gibi rapala düğümüyle başlıyoruz. Takımımızı kurup devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok merak ettiğim shad fries'ın smelt rengiyle başlayacağım bugün. Çok rüzgarlı hava. Çok umutlu değilim ama bakalım. Belki bir şeyler çıkarırız. Bu tam bir yavru balık. Kefal yavrusu vesaire rengi. Özellikle gündüz avlarınızda ben başarılı olacağına inanıyorum. Doğru meralarda. Tatlı suda ya da tuzlu suda fark etmez. Zime'nin kopmaz plastik özelliği var biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde kopma şansı yok. 6 numara ya da 4 numara iğneyle kullanıyoruz. Ben 6 ile ve 1.7 gramla başlayacağım. Çünkü sığ bir merada avlanacağım arkadaşlar. Olabildiğince orta noktasından sokup çıkarıyoruz. Hunter serisi ceket kullanıyorum. TT Fishing'in ekonomik ceket serisidir. Kaliteli bir iğne kullanılmıştır her zaman olduğu gibi. Tournament serisinde Gamagatsu galiba iğneler kullanılıyor. Bunda da Mustad iğne kullanılıyor. Şöyle bir sunum. Sırtından çıkardık. Kaydırmaz bir çıkıntısı var iğnenin üzerinde. Çekiştirerek oturttuk. Her zaman olduğu gibi Zimen'de şöyle ileride itebiliyoruz biraz daha. İğnenin kancası sırta paralel olacak arkadaşlar. O noktaya kadar çekiştirip çekiştirip ortalıyorsunuz iğneyi. Evet, hazırız. Bakalım rüzgar el verirse atışlarımızı yapıp avımıza başlayacağız. 0.16 lider kullanıyorum. 0.3 PE purse braid intake ip kullanıyorum. Parmak karışık bir suda çukkaların ve mezgitlerin dikkatini çekeceğini düşünüyorum bu sahtenin. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Çok güzel parıltı da yapıyor. Shad fries 1.7 gram
ciketle denizde kullanıyorum arkadaşlar şu anda. 45 mm uzunluğunda, yaklaşık 1 gramdır ağırlığı bunun. 1.2 falan olabilir, yazarım. Maksimum 8 gram atardı. Favoritin Bluebird serisi. Bu 2 yıl öncenin modeli arkadaşlar. SV serisi diye geçiyor şu anda elimdeki. Ya 1 ya 2 tane kaldı şu anda. Ama getireceğiz inşallah devamını da. SV serisi deniz, saltwater serisi. Üretime devam ediyor aslında. Üçüncü jenerasyon diye geçen favoritin Bluebird'leri ise daha çok tatlı su odaklı. Tabii ki denizde de kullanılabilir ama malzeme kalitesi ve konsept olarak birbirlerinden çok farklı değiller arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Sahtemizi göstereyim bir kez daha. Rapala düğümü. Klips yok arkadaşlar. Shed Fries. Bakın. Çok oynak bir kuyruğu var. Suyu da tutuyor hafif. Bir de Stingers diye bir model var. Onu da alınca. O daha hızlı. Daha oynak kuyruğu. Daha durgun havalarda falan da onunla da çok başarılı avlar yapacağımı inanıyorum. Bakalım. Bakın ilk balık geldi. Görüyor musunuz? Bakalım neymiş bu? Bence bir flathead. Bu sefer bel kepçemi aldım. Çünkü yeni kepçemi henüz alabilmiş değilim. Bakarım koparmazsa bu flathead. Flathead değilmiş, çupraymış. Güzel. Görüyoruz. Çok güzel kamış. Çok çok rahat, her darbe emiyor, hissediyorum. Evet, ucu tabii ki yumuşak olduğu için, ekstra fast olduğu için çabuk bükülüyor ama aynı zamanda işte o hissiyat bize avcılık da getiriyor. Yani yemimizi çok daha hassas kullanmamızı sağlıyor. Güzel bir şupra geldi. Bu kadar. Shed Fries. Smelt rengi. Tahmin ettiğim gibi. Güzel bir parça şöyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle size fotoğraf da vereyim. Şupraların en sevdiği şey, Avustralyalıların çok fark etmediği, küçük sahte seviyorlar arkadaşlar. Küçük yem her zaman daha avcıdır. LRF'nin özü küçük yem ya hep. Bunun bir avcılığı arttırmanın en güzel yöntemi küçük yem kullanmaktır. Bu da işte bu tür 45-50 milimetrelik sahteleri kullanmaktan geçiyor. Bu tür hafif sahteleri kullanmak için de bu tür hafif atarlı, hassas kamışlara ihtiyaç var. Biz de bunu işte Bluebird'de sağladık. Bakalım devamı gelecek mi? Bakın çok yavaş sarım. 1.8 gram atarlı kamış. Mesela bu büyüklükte sahteye 10 grama gerek yok. Avlanabilirsiniz 10 gramla da ama gerek yok. Yani 7 gram 8 gram maksimum atarlı kamışlarla çok daha keyifli, sahtenin ne yaptığını hissederek avlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada güzellik tabi flathead gelebilir ama flatheadlerden de kendimizi koruyoruz. Çünkü bu kadar küçük sahteyi yukarılardan geçerken atlaması çok küçük ihtimal. Çok su olmadığı sürece merak. Burada mezgit ve çupra şansımızı arttırıyoruz şu anda. Küçük sahte ve balık türü sahte kullanarak. Sahtemizi bir daha göstereyim. Şöyle. Kopmaz plastik. Smelt rengi. Dolgun bir göbeği var. O hem ağırlık. Gördünüz mü? Küçük sahte
Küçük çupra, evet. Ama büyü de atlanır. Demin büyüğünü de yakaladık işte. Mühim olan kopmaz olması arkadaşlar. Sers sahteden farkı yoktur zimen sahtelerin. Doğru boyunu, doğru rengini siz bulacaksınız. Bakın. Dur. Bakın, shed fries. Tam aradıkları yem balığı. 6 numara 1.7 gram Hunter serisi arkadaşlar. TT Jacket. Bir tane daha simetli alacağım. Renk değiştireceğim. Ama yani şundan emin olabilirsiniz. Balık türü bir sahte kullanacaksanız shed fries ve stingers'ın dışında bir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Tatlı suda, tuzlu suda. Çünkü bir sert sahte kadar dayanıklı ve paketinde 8 adet var. Yani akıllıca kullanır, dibe takmazsanız bütün sezon, hatta 2 sezon sizin maharetinize bağlı şey yaparsınız. Birkaç rengiyle müthiş avlar yapabilirsiniz. Sahtemizi gösterelim. Biraz şöyle düzeltelim. Şu ayar da önemli arkadaşlar, şu ayar. Yani şöyle şuradan baktığınızda sahtenin olabildiğince ortadan iğneye girmiş olması lazım. Yani iğnenin sahteye ortalaması lazım. Çok önemli. Shed Fry'de, Stingers'da şişman bir göbek olduğu için çok önemli değil. Ama önemli onda da. Slim Slims'i daha önemli. Bakın attığım anda arkadaşlar bu flathead, ama küçük bir flathead bence. Bilmiyorum artık. Kim parıltı var mı? Bir tane daha. Evet. Ne bu? Neymiş bu? Mezgit mi? Evet. Bir tane mezgit aldık, ufacık. Bakın. Blue Glimmer, Sparkle ve mezgit. Teşekkür edip yolluyoruz. Bir daha. Demek ki kıyıda mezgitle oynaşıyor. Bakın bir daha. Mezgitler geldiği için. Şimdi sürüyü bulunca, ortasına atınca demek ki inandırıcılığı yüksekmiş. Sorun balıkla ilgili. Yani var mı yok mu olayı. Bu da mezgit bence. Evet. Yok. Minnak bir çupra. Yani imtina etmiyorlar aslında. Balığın onu sahteyi görmesiyle alakalı olay. Evet, küçük bir. Bakın dişler mişler. Ama ne oluyor? Bakın bırakmıyor, görüyor musunuz? Neresine takılmış? Evet. Bu iğneyi koparacağız. Çünkü Misina'nın, Misina'dan geçip öbür taraftan çıkmış ağzına. İlginç. Yeter mi bu kadar lider? Fena değil. Hazır. Hadi bir daha. Çok eğlenceli. Balık demek buraya toplanmış arkadaşlar. Demek ki soldan akıntı giriyor. Bu akıntının girdiği yerde, şuralarda yani. Balık burada toplanmış. Yavru balıkların peşinde. Heyecanlı. Bekliyorum, bakın. Takip ediyor olabilir çünkü hala. Etmemiş. Ama bu renk tepki alıyor. Yani bu smell gerçekten bir numaralı favori rengim oldu şu anda. Bu mera için. Şimdi kıyıdan su dışarı çıkıyor. Kuruş almayınca yönümüzü değiştiriyoruz. Başka bir noktaya atıyoruz. Kıyıdan dışarı doğru balığımızı yüzdürüyoruz. Bakın vuruş. Olmadı. Bakın aldım, görüyor musunuz? Bu da flathead muhtemelen.
Yapıyor da olabilir. Yok. Evet. Küçücük bir çupra. Ama işte skorunuzun şeyi artıyor. Renk doğru olunca, büyüklük doğru olunca, biliyor musunuz? Minicik bir çupra. Hemen aktif saati iyi değerlendirmek lazım. Shed Price Smelt arkadaşlar. Çok az vardır. Yeniden getireceğiz tabii ama hani sezonun sonlarında meranız hareketliyse şu anda bu yem balığı rengini ve bu modeli kaçırmayın. İşte karagözler, sargozlar hep bu yavru küçük balıkların peşinde. Ve kopmaz plastiğin avantajını kullanın arkadaşlar. No 4 iğne kullanacaksınız. Hunter serisi son derece uygun. Artı Zeeman'in shrooms'ları var, mantar kafa. Bu fines, mikro fines sahteler için yaptıkları rengarenk. Onlardan da edinebilirsiniz. No 6 ve No 4. ...45-50 mm'lik mikrofines zimenlere uygun. Evet arkadaşlar, bugün memory kartına sorun yaşıyorum ama çekebilirsek çekeceğiz inşallah. Shed Fries, Zeeman'in mikrofines serisi. 6 numara 1,5 gram herhalde iğne. Rapala düğümü. TT Rod Red Belly kamış. Bu da yeni denediğim kamışlardan. 1,8 gram atarlı. Bakalım. Smelt rengindeki bu kefal rengi. Mikrofines. Balık türü. 45 mm'lik sahtemize. Çupra ve flathead'le ilgi duyacak. Bakın ilk vuruşu hemen aldım. Çok hassas sunumlar yapabileceğiniz. Hem tatlı suda hem tuzlu suda kullanılabilecek kamışlardan zarif yapmışlar. Tamamen Fuji. Halkalar ve yatak aldım arkadaşlar. Bu bir ufak flathead muhtemelen. Evet. Gördüğünüz gibi küçücük sahteyi, kefal yavrusu. Bu minnak, çılgın. Ne kadar şey. Ne kadar kızdı, ne kadar kızdı. Maşallah, maşallah. Şöyle. Size göstereyim. Göster bakayım kendine. Temizle kurtardık. Flathead. Hadi bak, yürü. Fırladı gitti. İlk balığımızı kandırmış oldu. 1,5'la da çıkabilir oradan. Tral de geçebilir. Her şey olabilir. Sonuçta burası bir mangrove sahili arkadaşlar. Mangrove ağaçları denizde, deniz suyunda yaşayabilen ağaçlar gördüğünüz gibi. Ve bunların diplerinde de köklerinin toprakta yer ettiği yerlerde işte her türlü börtü, böcek, kurt oluyor. Balık da bu ağaçların diplerine geliyor ki İşte karidesler, böcekler, küçük balıklar buraya geldiğinde diplerinden onları avlasınlar diye. İlginç. Kaç tane vuruş oluyor. Küçücük sahteye bile bakın imtinayla atlıyorlar. Bu Red Belly de tam bu türev için. 8 gram maksimum atarlı. Şu anda herhalde 2 gram atıyorum. Gayet hissiyatlı. Boşluğa attık mangrovların arasına.
vuruş geldi. Ot mu vuruş mu? Atlıyorlar ama çok küçükler. Kuyrukları atlıyorlar. Aldım arkadaşlar. Küçük bir ne bu? Çupra ya da platettir bu. Evet, küçük bir platet. Gördünüz mü? Hoppala! Çok güzel. Bravo, bravo. Suyunu da at şöyle. Bu yeni getirdiğimiz arkadaşlar küçük mikro gripler. Islatma, ıslatma. Aç ağzını. Şöyle kullanıyorsunuz. İki parmağınızın arasında olduğu için arkadaşlar güç. İstediğiniz kuvvette ve hayvanın ağzını patlatmadan şöyle tutup iğnenizi çıkarıp, gördünüz mü? Balığı çok rahatlıkla şu şekilde tutabiliyorsunuz. İşte bizim mikro gripin de mahareti bu. Evet, ve daha sonra da taktığınız yere bunu aynen yaylı olduğu için kapatıyor, kendini koyuyor. Bu kadar basit. Bu da bu işin müsebbibi Shed Fries. Bunun 5-6 rengi var. Ama bu rengi denizde müthiş. Bu sahteyi yeni başlayan özellikle arkadaşlar mutlaka edinsin. 6 numara ya da 4 numara ciketle kullanacaksınız. Ya da mafsallı ağırlıkla. Müthiş bir şey. Where